belediyemizin Buradan hizmetlerinden düşeceğim. yararlanmak istiyorsanız Ölmeyeceğim. partimize üye olun. Ben de böyle bir belediyeyim. Daha En sonra azından buradan dürüstüm. bir çıkış var. O da burası. Benim kazdığım yerdir diye umuyorum. Cevap hayır değil. Hayır, yine hocam. Yeter artık Taylan be. Ama yani Vallahi tek Allah başıma toprağı kıymet yapamayacağım olsun. bir şey. Orada Ama belediyecilik Taylan yapıyorsun. tüm tedersiz gidip ölüyorsun. Yani Hayır, bir sürü teter nasıl tek vardı başına bunu? cesedimde. Onları Evet. unutlayamıyorum. Onları alıp biraz daha Biliyorum abi. yetişmeye çalışıyordum ama olmadı. Ama yani yine aynı sorun. Cesedin demek ki mevcut oksijenine gidemeyeceğin bir yerde. Hayır ya, düştüm öldüm ya. Düşmek sıkıntılıydı. Gidelim beraber. Ben şu an yoldayım. Geliyorum ben de. Bant böyle çıkarılan bir şey değil mi? Ben sana ne olduğunu anlatmadım. Ne oldu? Ben de düştüm, aşağı kaydım. Malum bizim kedi kayıp. Önceki Lucy. bacığım. Lucy kardeşimiz. Bizim şeyde de parkta da şeyi duruyor onun hala. Kayıp ilanları duruyor birkaç tanesi. Geçenlerde çocukları aradı. Geçen hafta mıydı ya da bu hafta falan hatırlamıyorum, bu hafta başı da olabilir. Neyse, çocuklar aradı, dediler ki biz sizin kedinizi sürekli görüyoruz, saklandığı yeri de biliyoruz. Biz o kadar heyecanlandık ki dedik ki geliyoruz. Neyse toparlandık, çıktık. Ondan sonra Parkur. çocuklarla buluştuk. Çocuklar bizi bir sürü yürüttü, yürüttü, yürüttü. Çocuklar Ondan derken sonra bu yaş. 10-12 falan. Ah, velet. Belki bir tık daha bile küçük olabilir. Canlandı. Neyse. Ondan sonra götürdüler bizi. Dediler ki işte hep burada saklanıyor. Şurada duruyor. Birini görse de şuradan şuraya kaçıyor falan filan dediler. Çok iyi, bütün şey Star oyunlarındaki NPC'ler gibi şeylerin hesap ezberlemişler. Aynen. Gidiş Aynen. Her yolunu. şeyini ezberlemişler çocuklar. Dedim ki lan helal size. Nice. Neyse, orasına bakıyoruz, burasına bakıyoruz. İşte nerede bulabiliriz, ne yapabiliriz falan diye. Bir anda gerçekten dedikleri gibi şurada duruyor dedikleri yerden bir adet siyah kedi çıktı. Bizi gördü de şuraya kaçıyor dedikleri yerden orada bir adet siyah kedi koştu. Ama bizim kedi değildi. İlk başta bir emin olamadık. Ebatları falan tutuyordu ama yeni doğum yapmış gibiydi bu kedi. Böyle memeleri falan sarkık duruyordu. Bizimki zaten kısır. Neyse. Tabii. Yani muhtemelen değil falan dedik. Ondan sonra yaşça biraz daha büyük olan çocuklardan biri geçiyordu oradan, şey dedi. Kısır mı sizin kediniz dedi. Evet dedik. O değildi o zaman dedi. Daha yeni doğum yaptı minvalinde. İyi dedi. Neyse, teşekkür ederiz. Çok sağ olun falan filan. Ondan sonra şey dedik. Yani hani çocuklar dedi ki biz de burada bir sürü kedi görüyoruz böyle siyah dedi. Biz haber veririz size dediler. Biz de dedik ki çocuklar işte bizim alın size şeyi verelim. Posterlerden verelim size. Hani dursunlar sizde. Orada görürseniz ararsınız.
Ondan sonra bir noktada da şey geçti. Ne onun adı? Ödül parası. Muhabbeti geçti. Yani onlar sormadı aslında da hani şu kadar falan gibi söyleyiverdi çocuklara. Ondan sonra ödül parası 250 dolar ve çocuk için çok para, 250 dolar. Tabii. Bir şey diyeyim mi? Evet, evet, hepimiz için çok para. Yani yapabileceğin çok şey var. Yani çocuk için iyice böyle şey. Yani, o 250 dolar falan gibi bir durum olduğu için. O erken emeklilik fırsatı. Aynen öyle. Nerede öldüm acaba? Hadi aşağı düştüm acaba. Neyse. Bunlar bunu aşırı ciddiye aldılar, sağ olsunlar. Ucunda para olduğu için. Gelip gidip bizi aramaya başladılar. Sonra kendi cep telefonları yok bu arada çocukların. Dolayısıyla bizi hep başkalarından arıyorlar. En sonunda dediler ki bize adresinizi verin. Biz her seferinde evinize gelelim. Biz öyle düşünmemiştik ama evet. Amaç oymuş. Biz her seferinde adresinize gelelim. Sebebiyle istemiş çocuklar. Daha sonra çocuk kardeşlerimiz kendi aralarında gruplaşmışlar. Kızlarla erkekler. Ayrı ayrı gruplaşmışlar. Hayır. Keşke tether'ı koyabileydim bari en azından kayıp düşmeden önce. Selam. Kızlar geldiler ve dediler ki erkekler ödül parasını onlara vereceğinizi söylüyor. Kedinizi biz arıyoruz, onlar aramıyor falan gibi. Çok iyi. Yani ya fark etmez, kediyi bulun da arkadaşlar. Mesele değil kimin bulduğu falan. Ama yok, çocuklar için tabii ki yeterli değil. Tabii. Onlar şeye çok kaptırmış durumdalar. Onlar güce tapanlar Mert. Aynen, onlar şu an güce tapıyorlar. Hani 250 doları kim verirse burada onun borusu ötecek şeklinde. Sürekli olarak bizi arıyorlar. Sürekli bizi arayıp diyorlar ki kapıya geliyorlar. Diyorlar ki yem verin, mama verin. Yakalayalım. Hayvan mafyası. İşte, biz onu şurada gördük. Bir ona bir bakalım falan kıvamında sürekli. Ondan sonra sanırsam onlara verdiğimiz şeyleri de asmışlar. Posterleri. Biz demiştik ki özellikle asmayın. Gören görmüştür. Oyun şey de çok kötü bu arada ya. Kamera açıları bazen. Evet. Bazen öyle. Özellikle kazarken hangi karakter kendi arkasını kazmaya çalışıyor bazen. Evet. Tam bunu derken oldu mesela. Çok saçma geldi oradan. Neyse. Bu sefer yine sağ olsun yine yardımcı olmaya çalışan iyi niyetli ama asla yardımcı olmaya bizi sadece daha çok mutsuz eden insanlar aramaya başladı. Ben sizin kedinizi gördüm. Nerede? Ne zaman? Sabah 6'da şurada. Şu anda konuştuğumuz saat akşam 9. Bundan sonra işimize yarayacak bir şey olabilir, bilgi olabilir. Hani şey gibi de değil. Ben sizin kedinizi işte bilmem kaç şey mahalle ileride gördüm falan gibi de değil yani. Aynı mahalledeyiz işte. Kedi zaten buralardaysa buradadır. Zor bir şey ama ya. Yani daha çok travmaya gark olduk. Çocuklar durup dururken atlatmak üzere olduğumuz travmamızı tekrar depreştirdik. Çocuklar böyledirler Mert. Biraz öyledirler evet. Baktıkça travmaların aklına gelir. Travma yaşamak ve yaşatmak için en uygun zaman çocukluk. Aynen. Bir yandan şey konusunda çok ümitliyim. Bunlar çocuk ve çok fazla boş vakitleri olduğu için bir de yaz tatili. Bunların gerçekten bulabilme ihtimali çok yüksek. Öte yandan abi yeter. Keşke oyunda merdiven fren olsa ya. Belki de vardır Saylan. Belki de. Şu anda bir şey araştırıyorum Mert'o. Level'ın block. Az önce yanında öldüm. Yere düştüm, yerde sektim, öldüm falan böyle.
Yok yok, yani kamera açısı gerçekten çok kötü ya. Bazen arkanda duvar olduğu noktada dönersen, hı hı, kesinlikle önün neresi, karakterin nereye bakıyor göremiyorsun. Evet. Ya şu anda bu oyunun güzelliği şu. Baldur's Gate 3 çıkana kadar en azından bu geceyi atlattırdı bize. Tabii. Aynen öyle. Merto, peki Baldur's Gate 3'te nasıl bir class oynamayı düşünüyorsun? Race? Hem class hem race. Abi hiç bilmiyorum, biliyor musun? Yani bu birazcık da şeyle alakalı. Beraber oynayacağım insan evlatları ne oynamak isterler? Kaç tane campaign başlayacaksın? Bir bende oynayacaksın büyük ihtimalle. Umuyorum ki. Evet. Bir DC ile oynayacağım. İki gibi duruyor. Bilmiyorum. Hmm. Bu başka insanların da oyunu alıp almamasıyla çok alakalı. Tabii. Huzur içerisinde öleyim. Bundan sonrası kolay gibi. Yine mi kart? Minimum 2. Minimum 2 olacağından dolayı da hı-hı, şey gibi hissediyorum. Yani oynamak isteyeceğim her şeyi oynamaya fırsatım olur gibi geliyor. Hı-hı. Mesela ben bilemiyorum ne oynasam. Peki yine şey gibi mi olacak sence? Divinity'deki gibi ikişer karakter mi yoksa? Hiç bilmiyorum. İkişer karakter değil yani. Baldur's Gate'in diğer oyunlarında falan hep biliyorsun. 6-7 evet. Yani bayağı kalabalık bir şekilde takılabiliyordun ortalıkta. Bunda da böyle olacak yani mı? Öyle olur. Bence olur ya. Olmaması için bir sebep yani. Çok iyi o zaman. O zaman her şeyi yaparız Mertu. Yani bana da öyle gibi geliyor. Evet ama bizim genel hastalığımız olarak birer tane main'imiz olacak. Geri kalanlar sadece kafasına kova geçirip. Kafasına aynen öyle. Johan gibi. Ben kaç kere öldüğümü bir yerden görebiliyor muyum bu oyunda şimdiye kadar? Spesifik olarak nerede kaç defa öldüğümü görebilmek istiyorum. Şey. Ben bir tane video izledim. Bunu sana anlattım mı emin değilim. Bana attın mı? Halfling'in. Yok o değil. O değil. Ama onunla alakalı. Oyundaki şeyler var ya. Action skill'ler mi onlar? D&D şeyinde o kadar bilmiyorum ki. Neden ona? Terimlerini. Ne gibi bir skill mesela? İtme. Tamam. İtme. Tamam, zıplama. Tamam. Falan gibi şeyler. Tamam mı? O tarz şeyler alakalı güzel video izledim. Aşırı eğlenceli duruyor Taylan. Çok iyi. Yani oyunda şey falan çok güzel. Platform kullanma öğeleri inanılmaz eğlenceli görünüyor. İnanılmaz eğlenceliden kastım şöyle. Olay Solista'da da vardı, hatırlıyor musun? Evet. Doğru diyorsun. Ama biraz daha böyle bir şeyli. Cükcüklü. Böyle. Mesela bir şeyleri yerden alıp improvised weapon olarak kullanabiliyor musun? Çok iyi. Şey ne gibi. Guild Wars 2 gibi. Daha sonra oynamadığım için bilemiyorum. Ama şunun gibi. Mesela sen normalde kılıç kullanan bir bireysin. Ve ben çok riskli işler yapıyorum. Yes. Oh. Ben diyelim ki kılıç kullanan bir bireysin. Ve işte iskeletler slash damage ya da piercing damage'ı daha az yiyorlar. Kesme ve saplamaları daha az yiyorlar. Dolayısıyla yerden şey alıp taş, kutu, işte ne bileyim herhangi bir ağır cisim alıp onun insanların kafasına vurmak suretiyle çok iyi. Elindeki silahdan daha fazla damage vurabildiğin ortamlar yaratabiliyormuşsun. Evet, D&D'de normal şartlarda yapabildiğin şeyler var ama bilgisayar oyunlarında bunları görmek insanı heyecanlandıran şeylerden. Kesinlikle.
O yüzden ona böyle bir yükseldim. Acaba hangi klaslar var? Mesela bir Artificer falan var mı? Yani dediklerine göre yüksekmiş. Yapılabilecek şeylerin sayısı yüksekmiş. Ama galiba hepsi hani böyle bir klas gibi değil de senin biraz daha bir şeyleri bir araya getirerek oluşturduğun şeylermiş sanırsam. Yani direkt olarak evet Artificer oldun ve Artificer'sın bundan sonra gibi değil de zaten hani onun bir takım skill'lerine halihazırda sahip olabilmek. Anladım, anladım. Biraz daha sıvı. Aynen biraz daha sıvı. Mert hocam aşağıdayken biraz Staffler Rights toplar mısın? Ben topladım. Base'de var. Tamam sen topla. Toplama görevi var da. Şey yaptım ben bu arada, görevi yaptım. Evet, ben de cesedimi aldım. 3 tane Staffler Rights toplama görevi var. Onu. Tam 4 milyon tane falan tether var abi buralarda. Her yerde tether var. Kim bu tetherlar? Tether Ramazan. Vallahi tether Ramazan gibiler gerçekten. Sen Sephirite şey yapmayı unutma. Benim şu an üstüm çok dolu. Ben hiçbir şey yapamam şu anda da. Şu an bize şey açıyor. Maden kazabileceğimiz ortamlar yaratıyor. Nice. Traktör printleme görevimiz var şu anda. Boost ve drill modu varmış. Elimizdeki zıkkıma verebildiğimiz. Kesin var ya, bu sabahtan beri işimizi kolaylaştıracak olan şeylerdendi. Muhtemelen tabii ki. Dur, bir onları bir yerde görmüştüm. Kesin burada. Aynen. Yani şimdi o, drill mod aç. Ama seramik lazım. Quartz topladım belki. Yok, seramik lazım. Ben şey istiyorum ya, düzleştirici. Yani emmesin, üstüne de eklemesin. Orayı böyle... O var işte. Yürünebilir bir hale getirirsin. Leveling block, onu açtık. Bak bende. Evet. O zaten şey, bir de craftlanan bir şey. Şimdi ben bunu nereden yapacağım? Buradan mı acaba? Yes. Ne istiyor bu? Seramik. Smelting Furnace'da yapılıyor. Seramik. Mertol Leveling Block soil'da yapılıyor. Vardı soil'ımız bu arada sanki. En azından iki tane var. Aluminium, zinc. Tam da yer yok maalesef. Gelin. Şimdi. Nerede o mod? Şey çok garip yapmışlar ya. Neyi nerede craftlayacağın olayı. Small generator, work light, small battery. En azından bundan yapabiliyorum bir tane. Yürüdük. Oyuna bence ne lazım biliyor musun? O oyun lazım. Elevator. Evet. Elevator. Evet. Ya da jetpack. 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 Şey abi ben niye? Belki gerek yok. Ama kuartan da bir şeyler olmuş.
Drill mod lazım. Onun için de bize diğer zıkkımdan lazım. Medium storage koy. Çalıştır. Vert kullanır. O zaman ben safirim kasmaya gidiyorum. Zaten kolaydı o. Hayır. Medium storage mi vardı? Tam medium storage yaptırdım. Olsun ya, lazım olur. Bir daha girersek yer oyna. Buradan yukarı çıkışı kolaylaştırdın mı? Kolaylaştırdım demeyeyim ama yukarı çıkılabiliyor. Eğer sorun buysa. Yo, ben çıktım zaten bir kere ama sıkıntılıydı bir tık. Glass'ı neyle yaptık? Neyi? Glass. Glass yapmışız. Tamam, ben şimdi yapmıştım. Quartz'tan yapıyormuş. Herkesi bir an için çok şaşırttım. En çok da kendin şaşırdın bu duruma. Yani. 3. Sen dedin ki soyul lan. 3. Level dinlen bir şey. Nerede? Neyden yapılıyor? Hangi araçla yapılıyor? Kendi üstünden. Aga be. 3. Aa, enerjin bitince kablarsan enerji de veriyor. Şimdi şeye booster koydum ben. Normal kazma aletine. Enerji yiyor artık aynı zamanda. Mert, sanırım o Dwarf'lu oyun da buna benzer bir şey. Ama bence o biraz daha Vermintide'la falan. Aa, doğru. Benzer. Onu da bir kere oynamıştık seninle. Onda hiçbir şey yapamamıştık. Aylan, sen, ben oynamıştık. Şimdi level 2. Şimdi bon. Şimdi lazım. Bu görev de tamam. Bu ne be? Görüyor musun? Bir şey oldu, sesler geldi, görmedim ne oldu. Bu ne? Landing zone yakında kullanılamaz diyor. Rafta obje rolundan dolayı kullanılamaz diyor. Şuraya bırakalım. O ne ya? Tren mi lan o? Bu ne? Lan tren mi var oyunda? Bu ne be? Ha. Okey. Bunu mu tahmin edeceğiz? Hadi bakalım. Sana kolay gelsin. Ben uğraşamam. Jumper cable. Debris. Pekala. Debris dedim ben de ama artık. Debris. Artık. Şey bana çok saçma geliyor. İngilizce'deki Fransızca'dan geçmiş kelimelerin düşünülmeden geçirilmiş olması. Şey çok tuhaf mesela. Diyorum ricochet. Evet. Yüzyıllarca ricochet dediğimiz şeyin aslında ricochet olması. Sondaki T'nin okunmuyor olması. Mert, onu oynadın mı sen hiç? Ricochet. Bir kere merakımdan kendi kendime girip oynadım. Dedim ki bu kendi kendine oynanan bir oyun değilmiş dedim ve çıktım. Ben de aynı şekilde böyle çok sıkıldığım bir gün bütün o Counter'ın yanında inen modlara teker teker bakmıştım. Team Fortress'a falan böyle. Evet, o zamanlar tabii Steam için hak getire. Aynen öyle. O zamanlar şey vardı. Bir tane yeşil ajan tipli bir online oyun sistemi vardı. Hatırlıyor musun onu Mert o? Böyle zehir evet. Yeşili böyle. Üzerine Inspector Gadget gibi tarzında bir eleman. Herifçioğlu. Evet, sanırım. Adını hatırlamıyorum ama.
Pekala. Bu da peki. Acaba bunu deconstruct falan mı etmek gerekiyor ki bir şeylerle? Ölümümü hazırlamak üzere. Şimdi sıradaki görev. Ne? Tabii oxygen ya, generator yap diyor. Ya da şöyle bir dön de ha. Senin yanından yararlanalım. Burada sen o biyoloji laboratuvarı nerede ya? Aa burada. Şimdi sana güç lazım. Mertu bunun diğer tarafına bakınca içerisine girilebilen bir şey var. Yani o ortaya çıkan ve koca şeyin. Buna evet ve buna güç sağlamak lazım bir şekilde. Kablo yetiştirmek lazım. Ya. Hepsi çocuklara dönmüşler. Kedi arayan. Hepsi güce tapıyor. Hepsi 250 doların peşinde. Hepinize vereceğim lan. Bu arada yani bu konuda da çok ciddiyim. Yani kediyi herhangi bir çocuk bulsun hepsine de veririm, sorun değil. Kaç tane çocuk var? Ne kadar bir kapitalden bahsediyoruz burada. Eğer ben bulursam bulabildiğim kadar çocuk toplayacağım yarıma. Çocuk değil, bunlar grup olarak varlıklarını ilan ediyorlar. Çocuk grupları olarak. bizim bildiğimiz iki çocuk grubu var. Eğer sen yenileriyle gelmezsen iki. Mert hocam. Burada bir dur diyelim mi bu işe? Burada saat 12.38 falan oldu. Yarın ne bok işin var? Yarın çeşitli. Bugün cuma olmasından kendi yorulmalar keep erken. Your, keep your secrets'ten. Abi çok güzel değil mi ama şey? Frodo'nun meme'i. Ben de Frodo'nun meme'lerinden sayılır. Peki Mertu, bir sonraki seansta ne öneririz sence? Yani seansın ne zaman olacağına çok bağlı bence. Yarın akşam olması durumunda var mıdır bir düşünce? Yarın akşam senin akşamın değil mi? Yağmura devam edebilir miyiz? Seni tamamdır. Yo, bence de güzel bir yok. Şu ham madde çıkış olayı biraz canımı sıktı sadece. Ama fena değil. Aha, hatta giderek bir görev daha mı yapacağım? Evet. Helal. Dur vereyim şunu da. Oyun bir garip ama ya. Yani işte hani indie olmanın bütün aynen şeylerini yaşıyor. Kesinlikle. Zorluklarını. Kesinlikle. Smooth değil yani oyun. Ama bence kötü de değil. Şimdi buraya bir de güç sağlamak lazım. Onu yarın uzatma kablosuyla falan yaparız. Mert hocam eğer sen de hazırsan ben bugünlük bu kadar diyebilirim. O zaman görüşürüz. Görüşmek dileğiyle.